Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Doktor Ahmet Öğretmen. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle 8. sınıf çarpanlar ve katlar konusu ile ilgili yeni nesil soru çözümü yapacağız. Biliyorsunuz artık 1. dönem konularından LGS çıkacak. Dolayısıyla da 1. dönem konuları çok önemli bir hal aldı. Biz de ne yapıyoruz size destek için arkadaşlar 1. dönem konularıyla ilgili yeni nesil soru çözümü yapacağız. Hangi sorular gelebilir? LGS'ye yakın soruları çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Hangi yayından yararlanacağız? Tabii ki de 8. sınıf sorular konuşuyor. Prova Akademi kitabı var. Bu kitaptaki arkadaşlar soruları çözeceğiz. E, bu kitapla etkileşimli bir şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız hemen e, geçelim e, dersimize. Hadi bakalım. Şu anda ekran paylaşımı yaptık. E, şimdi sorumuzdan önce arkadaşlar şuradan hani başlayacağız. Evet. Şimdi bir arkadaşlarımıza soralım. Arkadaşlarımız hazır 100 kişi var arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız ciddi katılım gösteriyorlar. Aferin onlara. Ee, prova Akademi'den yani 16'dan 27'ye kadar vermişiz. Önceki dersimizde 40 soru çöz demişiz, 20 sayfa kitap oku demişiz. Bir soralım arkadaşlarımız ne yaptılar? Nasıl geçiriyorlar? Hani LGS'ye yönelik var mı arkadaşlar? Söz almak isteyen hocam ben yani şöyle çalışıyorum, böyle çalışıyorum diyen arkadaşlarımız varsa parmak kaldırabilirler. Yani şu anda bir kişi parmak kaldırıyor. İlginç arkadaşlar. Çok e, söz almak isteyen yok herhalde ama bir bakalım mesela e, Yusuf Eren'e bir soralım e, arkadaşlar. Ne yaptı Yusuf Eren? Mesela nasıl geçirdi bu dönemi? Merhaba hocam. Merhaba Yusuf Eren. Şimdi birinci dönem konuları çıkacak. Ne yapıyorsun? Ne yapmayı düşünüyorsun? Günlük deneme çözüp mesela videolar izleyip not alıyorum. Tekrar ediyorum akşam önce. Tamam. Çok güzel. Günlük deneme... Soru çok... çözümü yapıyorum. Soru çözümü yapıyorsun. Tamam. Çok güzel. E, aferin. Kitap okuyor muyuz arada Yusuf? Yani mesela bazen sıkılıyorum. Kendime bir yarım saat, bir saat hikaye okuyorum. Hı hı, tamam. O şekilde kitap okumanı yapıyorsun. Biliyorsun yeni sorularda kitap okuma çok önemli. Okuduğunu anlama çok önemli. Ona dikkat ediyorsun. Aferin sana. Teşekkür ettik. Şimdi başka kim var arkadaşlar söylemek istiyorum. Bir kişi daha var. Onu da kaldıralım. Emre Arzuman diye bir arkadaşımız, o ne yapıyor? Bakalım nasıl geçirdi? Orada mıyız Emre? Evet hocam. Ee, hocam evet. her gün öncelikle sabahları 12'ye kadar e, deneme çözüyorum. Sonrasında tamam. e, mesela en az günlük 200, e, 350, 440 buldum hatta bir gün. Oo. O civarlarda soru çözüyorum. Kitap yerine paragraf e, çözüyorum yani. Paragraf soru çözüyorum. Günlük. günlük yani evet. 440 soruya kadar çıktım hocam diyorsun. Doğru mu Evet hocam. Ya evet emce... hocam. Çok güzel, harikasın. İnşallah senin böyle ismine daha güzel yerlerde e, görürüz. Ben şu anda çok sevindim. İnşallah, İnşallah dersimizde fayda olursan bu şekilde çalışmaya devam et, e, iyi olacaksın diye düşünüyorum. Affetin. Tamam, <laughs> teşekkürler. <laughs> evet, teşekkürler. Evet arkadaşlar, şimdi bence başlayabiliriz. Yani arkadaşlarımız gerçekten çok, e, ben şu anda e, sevindim. Yani arkadaşlarımız böyle hani tatil modundan ziyade çalışma modunda böyle çok güzel hani oluyor bu da iyi bir şey arkadaşlar şimdi bakın artık biz arkadaşlar yeni nesil soru çözümü yapacağımızdan dolayı artık biz hani konu anlatımı arkadaşlar şu anda yapmayacağız peki hocam nasıl yapacağız hani dersek arkadaşlar biz direkt kitaptan hani başlıyoruz yeni nesil soru çözümü olarak ve bunu arkadaşlar şöyle yapıyoruz bilmiyorum bu ilk defa da olabilir youtube'da bilmiyorum böyle bir uygulama yapıldı mı Arkadaşlar süreli çözüyoruz. Aynen şimdi ben burada bazı sorular işaretledim. Özellikle LGS'de gelmeye yakın sorular var. Bu soruları arkadaşlar zaman tutacağım. 2 dakikada arkadaşlar çözmeye çalışacağız. Sanki LGS'de bu soru karşımıza gelmiş gibi. Sonra ben cevapları isteyeceğim. Sonra da soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Hazırsak şimdi bu sorudan başlıyoruz. Arkadaşlarımız hazır. Ekran başındaki arkadaşlarımız sizde hazır olun. Şu anda süreyi başlatıyorum. Ve arkadaşlar şu an başladı. Hadi bakalım bu soruyu 2 dakika verdik. Ne diyorsunuz? Yapan arkadaşlarımız parmak kaldırsın. Evet, ekran başındaki arkadaşlarımız da sonucu bulsunlar. Dursun orada arkadaşlar. Bakalım doğru mu yap yapacaklar. Üçsüz sayılar ve çarpanlar katlar ikisi birlikte sorulmuş bir soru. Evet, son bir dakika. Hadi bakalım. Evet. Bu soru LGS'de çıksaydı bakalım kaç kişi doğru yapacaktı? Ekran başındaki arkadaşlarımız var. Şu anda arkadaşlar 100 kişiden 3 kişi parmak kaldırıyor. Bence durum iyi değil. Arkadaşlar e, ya da yapıp da kaldırmıyorsak onu bir şey diy diyemem ama hani e, biraz daha fazla olmasa bu çok böyle aşırı zor bir soru değil. Hani şu anda evet arkadaşlarımız. Bakalım 100 kişiden şu anda 7 kişi oldu arkadaşlar. Ha, şöyle bakıyoruz arkadaşlarımıza. Evet şu anda arkadaşlar son saniyelere girdik. Ben artık birini kaldırayım. Kimi kaldıralım arkadaşlar? Şu anda süremiz doldu. Ee, yapanlardan kim olsun? Hadi bakın şöyle tanıdık isimler de var aslında da. Şeyi, ilk defa gördüm. Kaan Karşı arkadaşımızı gördüm. Bir ona söz verelim. Kaan orada mıyız? Buradayım hocam. Evet, ne buldun? Şıkkı söyle bakalım. Ee, hocam, ben Adana buldum. Adana buldum diyorsun. Tamam Kaan. Bakalım, bu soru LGS'de çıksaydı e, arkadaşlar, sesli alay. LGS'de çıksaydı doğru cevap olacak mıydı? Açıyorum arkadaşlar ve denizli olduğu arkadaşlar maalesef. Adana dedi arkadaşımız. Denizli çıktı. Bakın demek ki dikkat etmemiz lazım. Hemen soruyu çözüyorum bakın arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Yani yanlış yapsak da önemli olan yanlışın üstünde arkadaşlar gitmek. Bakın şimdi bu bir arkadaşlar prizma. dikdörtgenler prizması. Kutunun yüzeyine eş büyüklükteki dikdörtgen biçimindeki et, etiketlerle hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplamak istiyor. Bakın bu şekilde kapladık biz. Bakın diyor ki buna göre Funda'nın kaplama işleminde kullanacağı dikdörtgen biçimindeki etiketlerin kenar uzunlukları aşağıdaki yerden hangisi olamaz? Bakın bu tarz sorular da arkadaşlar gelebilir. Yani, çünkü milli eğitim görseli çok seviyor arkadaşlar. ile ilgili soru sormayı. Bakın şu kenarlara dikkat ettiniz mi? Bakın mavi. Bakın siz görün farklı renklerde çiziyorum. Yeşil. Bakın yeşil. Ve arkadaşlar Buradan e, bunun öbürü de ne olsun? Mavisi pembe olsun. Arkadaşlar. Bakın şu da pembe. Şimdi arkadaşlar bunları baktığımız zaman yani şu kenar arkadaşlar bakın bu kenar hani baktığımız zaman hem 3 üzeri 3 arkadaşlar bakın gördünüz mü? Yani hem hem 3 üzeri 3 e, yani 3 üzeri 3'ü arkadaşlar e, temsil ediyor. E, hem de arkadaşlar e, diğer kenar olan şu yeşil olan 6 üzeri 3 temsil ediyor. Yani bizim yapıştıracağım dikdörtgen biçimindeki e, etiketlerin arkadaşlar kenarları, yani kenarları hem 6 üzeri 3'e bölünmeli hem 3 üzeri 3'e bölünmeli hem de arkadaşlar 2 üzeri 4'e bölünmeli. Yani çünkü ben bunları yapıştıracağım zaman arkadaşlar hepsine bölünme sağlam bize diyor ya kaplama için kullanılan dikdörtgen biçimde etiketlerin kenar uzunlukları aşağıdaki hangisi olamaz diyor. Yani hani buna bizim dikkat etmemiz lazım. Şimdi buradan baktığımız zaman arkadaşlar mesela 6 üzeri 3 bakın 6 üzeri 3 ondan sonra 2 üzeri 4 ve 3 üzeri 3 arkadaşlar baktığımız zaman bunların bizim EBOB'larına bakmamız lazım. Yani acaba bunları bölen en büyük ortak sayılar en büyük ortak bölenler neler? Çünkü hem bunu bölmesi lazım arkadaşlar hem de bunu bölmesi lazım. Doğru mu? Üçünü. Bakın bunlar üstsüz sayılar olduğundan dolayı hani bunları tek tek bulmamıza gerek yok. Bunu arkadaşlar kısa yol olarak şöyle yapabiliriz. Bakın 6 üzeri 3'ü bakın 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 diye yazabiliyoruz. Bunu biliyoruz değil mi? Hani böyle bir ayırma işlemi yapıyoruz. Üstsüz sayılarda da bunu yaparız. Bundan dolayı zaten bu arkadaşlar 2 üzeri 4 bu da 3 üzeri 3 olduğundan dolayı aslında Bundan arkadaşlar ortak böleni olarak hani şöyle baktığımız zaman 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 ve 2 üzeri 4 ve 3 üzeri 3 hani baktığımız zaman bunun aslında 3'ün de en büyük ortak böleni arkadaşlar 1 oluyor aslında yani 3'ün yok fakat herhangi ikisininkini bulabiliriz biz yani şu herhangi ikisini bulmamız arkadaşlar yeterli. Mesela diyelim ki 6 üzeri 3 ile mesela 2 üzeri 4'e baktığımız zaman bunların mesela EBO bu çocuklar nedir 2 üzeri 3'tür değil mi? Neden? Çünkü bu 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3'ten oluşuyor. Bu da 2 üzeri hani 4. Bunda da 3 tane 2 çarpı var. Bunda da var mesela. 2 üzeri 3 mesela arkadaşlar olabilir. E, sona baktığımız zaman e, mesela e, başka ne var arkadaşlar mesela? 2 üzeri 4 ile e, mesela 3 üzeri 3'e baktığımız zaman mesela bunların en büyük ortak bölümü yok arkadaşlar. Mesela 1 oluyor. Bir de şu 3 üzeri 3 ile 6 üzeri 3'e bakalım. 3 üzeri 3 ile 6 üzeri 3'ün EBOB'una mesela baktığımız zaman Bunlar da arkadaşlar 3 üzeri 3 oluyor. O zaman biz buradan şöyle bir şey çıkarabiliriz. Yani bunların ebu bu. Birinde 203 çıktı. Birinde de 303 çıktı ya. O zaman mesela 3 ile 4 olabilir. Çünkü 3 bundan küçük arkadaşlar. 4 de mesela 203'ten küçük. Bu arkadaşlar olabilir o zaman. Mesela herhangi bir etiket ben bunu yapıştırabilirim. Mesela 4 e 27 olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. Neden? Çünkü 2 üzeri 3'ten küçük. 3, üzeri 3 zaten 27. Bu da bakın arkadaşlar oldu. E, 8'e 9 olabilir mi mesela? 203 üzeri burası da arkadaşlar. 9 bu. 3 üzeri 3 9'dan küçük oldu. Bu da arkadaşlar mesela olabilir. Ama bakın şu 16, 27 hiç yere yapışmaz arkadaşlar. Mesela 16'yı nereye yapıştıracağım? Mesela 16'yı buraya yapıştırdım mesela. Bakın 16'yı buraya yapıştırdın. Ama 27 çok uzak arkadaşlar. Ve 27 6 üzeri bölmez. Bakın 6 üzeri hani en büyük en büyük ortak bölünmesi arkadaşlar olmaz. Doğru mu? Anlatabildim mi? O yüzden Hani doğru cevap arkadaşlar buradan ne oluyor? Deniz oluyor. Hiçbirini bölmediğinden dolayı. Mesela böyle bir görsel soru olabilirdi. Şimdi ilk sorumuzu yaptık. Hemen bir de diğerine bakalım. Hadi bakalım. Şimdi diğer sorumuz şu soru olacak arkadaşlar. Hazırsanız hadi bakalım. Bu soruyu şu anda 2 dakika veriyoruz. Hazırsanız arkadaşlar şu an başladı soru. Hemen şuradan kitabımıza açtık. Hadi bakalım. Bakalım bu soruyu kaç kişi yapacak? Ee, umarım bu soruyu daha fazla kişi yapar diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Çok zor soru değil arkadaşlar. Yaparsınız. Hadi bakalım şu anda. Evet bunu yapan kişi sayısı daha fazla. Şu anda bir dakikaya gelmedik. 15 kişi parmak kaldırdı. Bence iyi arkadaşlar şu anda arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda gayet güzel. Neredeyse yarıya yakın olacak arkadaşlar. Şu anda son bir dakika kala 44 kişi oldu. Hadi bakalım ekran başındaki arkadaşlarımız da nasıl yapıyorlar? Onlar da bir bakalım. <laughs> Umarım onlar da iyi yapıyorlardır ekran başındaki arkadaşlarımız. Evet. Şu anda yarıya arkadaşlar yakaladık 52 kişi. Ben yaptım hocam dedi. 55 kişi oldu. Hadi bakalım. Yaparsın arkadaşlar. Çok güzel. Şu anda ben çok sevindim. Yani arkadaş demek ki bu soru tipi oturmuş arkadaşlarımızda. Yani bunun biraz daha benzeri, biraz daha farklı olan soru tipi arkadaşlara gelebilir. Karşımıza aklımızda olsun. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi kim arkadaşlar kaldıracağız. Bakalım son 10 saniye ekran başındaki arkadaşlarımız son 10 saniye. Hemen ben birini kaldırayım. Hadi bakalım. Gayet güzel. Aferin size arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlarımızı yapıyorlar. Mesela kimi kaldıralım arkadaşlar? Şöyle yine kaldırmadığımız e, kim var? Şöyle bakıyorum mesela Semanur Arslan diye gördüm. Herhalde onu kaldırmadık. Bir bakalım Semanur orada mıyız? Şu anda arkadaşımızın geldi mi ses? Evet. Heh, e, ne buldun Semanur? Sesin az geliyor ama söyle bakayım. Ben A buldum. A mı buldum dedin? Evet. Tamam tamam Semanur arkadaşımız A buldum dedi arkadaşlar hemen bakıyoruz. Ve arkadaşlar Denizli oldu ya. Arkadaşımız A dedi ama Denizli çıktı. Gene burada da bir yanlışlık oldu ama neyse sıkıntı değil arkadaşlar. Yani bu e, soru tipini bayağı bir kişi kaldırmıştı şu anda. Zannedersem doğru yapanlar bayağı çok. E, yanlış yapan arkadaşlarımız da iyi baksınlar. Şimdi bakın burada şöyle yapacağız. E, balık tutmaya gidiyorlar. Ahmet'in ortasında 8 ve Murat'ın ortasında 5 iğne vardır. Oltalarını denize her attıklarında bütün iğneleri balık dolu olarak çekiyorlar. Bakın hepsini balık dolu olarak çekiyorlarmış. Günün sonunda kovalarındaki balıkları saydıklarında ikisi de eşit sayıda balık tuttuklarını görüyorlar. Bakın ikisi de eşit sayıda balık tutuyor. Şimdi hatırlayalım arkadaşlar. Bakın şimdi parçadan bakın parçadan bütüne gittiğimiz zaman hatırlarsanız biz neyi buluyorduk? Ekok hani kullanıyorduk. Sanki burada bir ekok var gibi. Neden biliyor musun? Ya ekok bir kokusu geliyor herkesten derler ya kokusu geliyor. Neden? Çünkü ikisi de eşit sayıda balık tutuyor ve birisi 8 birisi 5 her defasında. Bunun göre bu iki arkadaş oltanın toplamda en az kaç kez dinlediğini sallamışlardır. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. <laughs> Şimdi e, e, Ahmet her sallayışta arkadaşlar 8 tane iğne e, şey 8 e, ortasında 8 iğne var. Her sallaşı 8 tane iğne o şey 8 tane balık tutacak değil mi? Yani şöyle diyelim Ahmet 8 balık tuttu bir salla işte. Bakın 8 balık tuttu. Öbüründe de bu sefer gene bir 8 balık tuttu. Şimdi fa fark ettiyseniz hep böyle 8 8 hep böyle arkadaşlar 8'in katı gitmiyor mu Ahmet'in tuttuğu balık sayısı? Mesela diğerine bakalım çocuklar? Murat'a bakalım bakın. Mesela bakın Murat da 5 balık tutacak şimdi 5 tane iğnesi var ve hiçbiri boş gelmiyor öbüründe de yine 5 balık tutuyor ikinci sallamada. Bu da arkadaşlar hep böyle 5'in katı gidecek ve bize diyor ki bakın çok önemli da ikisi de eşit sayıda balık tutmuşlar. Peki bu nasıl olur İkisi de eşit sayıda balık tutularsa o zaman bunların toplam tuttukları balık sayısı 8 ve 5'in arkadaşlar katı olması lazım yani ortak katı olması lazım ve biz burada en az kaç kez denize sallanmıştır dediğinden dolayı bunun ekokunu bulacağız. Bunun da ekoku biliyorsunuz aralığında asal sayıdır arkadaşlar dikkat edin. Aralığında asal sayıdan ekokunu nasıl buluyorduk kısa yoldan? Çarpıyarak buluyorduk ama daha unutma. Yani ben bunun ekokunu direktman 8 çarpı 5, 40 derim. Aralığında asal sayıdan neydi? En büyük ortak bölünü 1 yani birden başka ortak bölünü yoktu. 40 arkadaşlar dedik yani 40 balık tutmuşlardır. Bu en az tabii ki 40 balık tutmuşlardır. Yani 40'tan daha fazla tutabilir. 80, 120, efendim söyleyeyim 160 olabilir. Sıkıntı yok. Ee, peki e, bize dediği şey şu. <laughs> bu iki arkadaş oğlanın toplamda en az kaç kez denize sallamışlardır diyor arkadaşlar. Şimdi tabii 40 tane balık tuttularsa kaç kez sallayacak? Ahmet mesela 48'e, için Şimdi bir sallayacak 8 balık tutuyor. 5 kez burada sallamış. Ahmet hemen diğerine bakalım arkadaşlar. 40'ı 5'e bölelim. Bakın burada da 8 kez sallamış oluyor e, Murat. Çünkü her sadece 5 balık oluyor. 8 ile 5'i topladığımız zaman 13 geliyor. Arkadaşlar LGS'de buna benzer gelebilir. Yani bu tarz formatta olmasa bile bunu kullanabileceğiniz gelebilir. Bu yöntemi iyi e, öğrenelim oldu mu? Hani ekokunu bulduk sonra böldük, topladık veya çıkarttık. Onlar önemli diyoruz. Hemen diğer sorumuza arkadaşlar geçelim. Şu anda iki soru yaptık. İkisinde de doğru cevabı alamadık. İnşallah üçüncüsünde alacağız ama. Değil mi arkadaşlar? Üçüncüsünde alacağız. Ben güveniyorum size o noktada sıkıntı yok. Şimdi bir tane daha arkadaşlar çok güzel bir soru geliyor. 22. sayfayı açalım. Hadi bakalım. 22. sayfada arkadaşlar şu soru gerçekten DGS'de benzer gelebilecek tarzda örnek sorularda da bu tarz sorular vardı zannedersem. Ona benzer bir soru arkadaşlar. O yüzden hani şu anda başlatıyoruz. Hazırsanız arkadaşlar 2 dakika şu anda başladı. Bu soru LGS'de çıksaydı ne yapacaktım bir görelim. Şu anda iki dakika başladı arkadaşlar. Evet. Ekran başındaki arkadaşlarımız da yapıyorlar. Bakalım iki dakikada yapabilecek misin arkadaşım görelim. şu anda 17 kişi kaldırdı. Bir buçuk dakika bile ol, yani bir dakika bile olmadan güzel. Ama işte doğru mu arkadaşlar? Bakın soğukkanlı olun, dikkat edin. Matematikteki bilinç çok önemli. Evet, son bir dakika ekran başındaki arkadaşlarımızda. Uyarıyoruz. Son bir dakika arkadaşlar yaparsınız siz. Evet. <laughs> Son 30 saniye giriyoruz. Şu anda 100 kişiden 22 kişi ben yaptım diyor. Arkadaşlar hadi bakalım. Evet, şu an yaklaşık 5 kişiden biri yaptı arkadaşlar. Yani yüzde yirmi diyebiliriz. Ee, ama tabii yani bir otuz olsa iyiydi. Bekleyelim bakalım. Son on beş saniye. Arkadaşlar bakın emin olan arkadaşımız butona bastın. Bak emin olan. Hocam ben eminim. ya yani, Sıkıntı yok diyen istiyoruz arkadaşlar. Şu an i̇ki soru yaptık. İki de sıfır arkadaşlar. Ya bunu doğru yapalım. Evet. Hocam benimki kesin doğru diyen arkadaşı istiyorum. Yani hani hocam ben emin değilim olmasın. Hani arkadaşlar. <laughs> Lütfen hani ona dikkat edelim. <laughs> hadi bakalım. Kim arkadaşlar o kişi? Evet, hadi bakalım. Evet. Birisi arkadaşlar şey yazmış. Ona bir bakayım ya. <laughs> Ahmet hocanın gözde öğrencisi yazmış. Arkadaşlar çok <laughs> arkadaşımız yani böyle yazmış. Kimmiş bakın ben de bilmiyorum. Gözde öğrenci kimmiş? Bir ona bir ses verelim. Evet, eee <laughs> isim neydi senin? Şu anda mikrofonu açtık, e, duyabiliyor musun? Ahmet Hoca'nın gözde öğrencisi. Şu anda mikrofonu açtık arkadaşlar, şu an ses gelmedi ama arkadaşımızdan. E, neyse bak ses vermezsen kapatacağım artık. Şu anda e, arkadaşımız yazmış, ses vermedi. Bir daha bir ses isteyelim. Merak ettim ben de, kim acaba? Ben de bilmiyorum çünkü. <laughs> arkadaşlar neyse, şu an arkadaşımız e, şey yapmadı, ses vermedi, başkasına e, verelim. Benimki kesin doğru diyen kim var arkadaşlar? Şöyle bakalım. Ee, şey şöyle kaldım da Batuhan'la bilmiyorum kaldırdık mı Batuhan'la bir söz verelim. Batuhan orada mısın? Ha, Alo buradayım hocam buradayım. ha Buradasın. Ne buldun Batuhan söyle bakalım. Hocam ben cevabı Bursa buldum. Bursa buldun. İnşallah doğrudur Batuhan emin misin? Hocam eminim. Tamam. bakalım Bakalım. Hemen arkadaşımız "Eminim." dedi. "Bakalım." dedi. Tamam Batuhan Sessiz almış hani. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz Bursa'ma ve arkadaşlar Tüh ya bir şeyle kaçırdı arkadaşımız. Bir şeyle kaçırdı. Olsun arkadaşlar. Gene sıkıntı değil. Adana dur. Adana dur. Arkadaşımız Bursa dedi. Adana yanlış işaretledik. Bir dakika arkadaşlar. Heyecanlandık şu anda. Yani ben o kadar doğru yapmanızı istiyorum ki <laughs> şurada bir sıkıntı oldu. Eee Evet Adana'ydı değil mi cevap arkadaşlar? Bir daha işe, belki cevap anahtarı yanlış oluyor bazen. Olabilir arkadaşlar. Bakalım. Şimdi sıkıntı değil. Şimdi arkadaşımız Bursa dedi Adana çıktı. Ee, bir dakika. Şimdi bakalım. Bu niye, niye, niye yazmıyor? Ha şundan dolayı yazmıyor. Tamam arkadaşlar. Şu anda hazırız. Tamam. Şimdi bakın bu soruyu nasıl yapacağız? Bakın arkadaşlar bu birincisi örüntü sorusu. Bakın örüntü sorularına dikkat edelim. Son iki senedir LGS'de çok çıkan soru tiplerinden. Yani örüntü soruları farklı konularda. Şimdi bakın buradaki örüntüyü şöyle yapacağız. Bence en kısa bunun çözümü şudur. <laughs> hani şimdi bakın bu böyle gidiyor. Bakın bu da böyle gidiyor ya. İşte bu şekilde yerleştirilmiş bize diyor ki bu durumda parktaki yola banklarda en az kaç tane daha yerleştirilmiştir diyor. Yani banklardan. Yani biz böyle banklardan yerleştirilmişiz arkadaşlar. Genişliği işte 40 santim olan çiçek saksıları kullanarak bile yerleştirmişiz. Tabii bunun yanında daha fazla yerleşik. Ve bakın yola uzunluğu 180 santim olmuş. Bu da 100 santim olmuş arkadaşlar. Ve bu yolun tamamını böyle yapmış. Bu da tamam yolun tamamını almış. Yani ikisi de yolu tam yapmış. Bakın arkadaşlar burada örüntü bence şöyle yapacağız. Bakın e, bank ve ağaç bakın. Bank ağaç bakın. 180-100 arkadaşlar topla bunun ikisini. 280 bak. Bank ve ağaç yani 180 ile 100'ü topla arkadaşlar tekrar 280. Yani şunu da anlatmaya çalışıyorum. Bu 280, 280, 280 gidiyor ve en son arkadaşlar bankla ağaç gene 280 oldu. Gördün mü abi bak. Bakın bu gene 280 oldu. Yani bu tarz sorularda böyle bir örüntü bulman lazım. Peki hocam bu örüntüyü nasıl böyle kısa buluruz? Hani biz hemen nasıl bulduk arkadaşlar? Birincisi tecrübe. ikincisi de arkadaşlar bakın nasıl başlamışsa öyle bitecek. Bak bunu unutma. Nasıl başlamışsa öyle bitecek. Bank ve ağaçla başladı. Bank ve ağaçla bittiyse örüntü büyük ihtimalle bu ikisinin toplamı olacak. Hani e, arkadaşlar anlatabildim mi? E dolayısıyla yani bizim örüntümüz şu. Bizim bu e, yoldaki bu arkadaşlar sıra şöyle gidiyor bakın. 280 280 280. Bu böyle bir örüntü. O zaman bu 280'in katı değil mi abi? Bakın bu yol 380'in katı oldu. Hemen aşağısına geldim. Aşağısına bak. 180 40 bak bank ve saksı. Bak gördün mü? Bank ve saksı onu da gösterelim. Bakın 180 40 arkadaşlar topla bunları 220. Bakın 180 40 topla bunları abi 220. Böyle böyle 220 gidecek. En son 180 40 bak gene 220. Ha demek ki bu neymiş biliyor musun? Ee, hani bunu da şöyle pembeyle mi gösterelim arkadaşlar? Bir dakika. Ee, pembeyle gösterelim. Bakın bu da 220, 220, 220 diye gidecek. Yani abi bu 220'nin katı olmak zorunda. Ve bu ikisi de birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü aynı yol. Yani ben o zaman yolun uzunluğu nedir arkadaşlar? En az yolun uzunluğu. Yolun uzunluğu bir kere 280 ile 220'nin ekoku olmak zorunda. Bunu unutma bak. niye hocam ekoku? Şimdi hem 280'in kadar hem 220'nin katı olduğunu gördük. Peki ekoku'nu nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın bunu böyle bölen listesi falan yöntem yapmayın arkadaşlar. Yani onu bence yani biraz artık sizin yani pro olmanız lazım arkadaşlar. Leveli yükselteceğiz çünkü zamanımız az. Birinci dönem konuları çıkacak. Bunun yerine şöyle yapın. Yani bölen listesi yapmanıza gerek yok. Ha bilmiyorsan yap ama Şimdi bölme bölme bilme ikisi de onun katı. Ben 10 yaparım. Bir kere bunda 10 çarpanı var. Şunun sıfırlar gitti bak. Burası 28 oldu. Burası 22 oldu. Sonra bunların da ortak bölenleri 2 var. 2 buraya yazdım çarpım durumunda. 2'ye böldüm 14. 2'ye böldüm 11. Bak şimdi 14 ile 11 aralığında asal sayılar oldu mu? Oldu. O zaman sen buraya 14 yaz. Burada 11 yaz. Çarp yani bunları çarpabiliriz ama ben çarpmayacağım arkadaşlar. Neden? Çünkü ben biliyorum ki bunu da tekrar böleceğim sadece olacak. Yani çarpmana gerek yok. Yani istersen şu onda 2'yi çarpabilirsin. 20 çarpı 14 çarpı 15. Yani uzun uzun çarpmayalım arkadaşlar. Zaman bizim için önemli. Şimdi bunu bulduk. Bize diyor ki işte e, banklardan en az kaç tane daha yerleştirmişiz diyor. Şuradaki bank sayısını bulalım. Şimdi bu bizim yolumuzun arkadaşı uzunluğu, yol uzunluğu ve en az bu arkadaşlar. Yol uzunluğu en az. En az olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü bu ikisinin en küçük ortak katı bu. Yani bundan daha az olamaz. Bunu buldum ben. dolayısıyla arkadaşlar şimdi bank sayısında şöyle bulacağız. Hani bu toplam 280, 280 gidiyordu. Yani bu yolun uzunluğunda ne kadar 280 varsa yukarıda o kadar bank vardı. Yani her bir 280'de bir tane bank vardı hatırlıyorsan. O zaman ben 20 çarpı 14 çarpı 11'i giderim. 280'e bölerim. Buradaki bank sayısını bulacağız. Bakın buluyorum şu an. E, bunda zaten şu ikisinin çarpımı 280 arkadaşlar gördünüz Bakın şuna şu gitti. 11 tane geldi. Bakın buradan 11 tane bank geldi. Hemen öbürünü yapalım. Şurada kaç tane bank var arkadaşlar ona bakacağız. O, o bunu da 20 çarpı 14 çarpı 11 yani yolun uzunluğunu bu sefer e, 220'ye böleceğiz abi. Neden? Çünkü burada her 220'de bir tane var bank. 20 ile 11'i çarparsan bak 220 yapar. Şunu şunu sadeleşti arkadaşlar bakın gitti burada da 14 tane kaldı. demek ki bakın 14, 11 kaç fazla arkadaşlar? 14 tane de 11 çıkar. 3 tane fazla oldu. Yani bankta en az kaç tane daha yerleşmiş? 3 tane daha yerleşmiş. Yani yukarıdaki aşağıdaki ne kadar fazlası olduğunu soruyor. Güzel bir soru arkadaşlar. Gelebilecek bir soru tipi. Yani benzer şeyler gelebilir. Aman ha dikkat diyoruz. Ve arkadaşlar geçiyoruz. Bu soru da doğru olmadı ama bence bir dahakinde doğru olacak. Hadi bakalım. hemen bir dahakini yapalım. Arkadaşlar şöyle sorular da gelebilir karşımıza hemen onu ben size göstereyim mesela bu da güzel bir soru ee, bu niye gitmiyor bu arada bir dakika arkadaşlar yanlışlık oldu fazla gitti Ha, şu soru arkadaşlar evet bu da güzel bir soru hadi bakalım arkadaşlar artık bunu lütfen doğru yapıyoruz hadi bakayım güveniyorum size sıkıntı yok şu anda iki dakika başladı bakalım bu soruyu iki dakikada kim yapacak? Ekran başındaki arkadaşlar umarım iyi yapıyorsunuzdur. Yoruma yazın arkadaşlar. Yani ben şu soruyu doğru yaptım. Şu soru güzel oldu. Hepsini full yaptım. Yanlış yaptım diye ekran başındaki arkadaşlarımız yazabilirler. Yorumlarını bekliyoruz. Ee, ekran başındaki arkadaşlarımız da inşallah doğru yapıyorlardır hepsini. Yoruma yazarsanız arkadaşlar seviniriz. Oldu mu? Hadi bakalım. Şu anda evet. 16 kişi ben yaptım dedi. Yaklaşık bir dakika. Şu an var arkadaşlar. Var daha zamanımız. Hadi bakalım. Bakalım kaç kişi doğru yapacak. Arkadaşlar son 30 saniye geldik ve 35 kişi ben yaptım dedi. Hadi bakalım çok güzel. Yani öncekine göre bayağı iyi arkadaşlar katılımcı yani şu anda doğru yaptığını söylüyor arkadaşlarımız. Hadi bakayım inşallah doğrudur. Arkadaşlar iyi kontrol edin bak yani zaman dolduğu zaman işaretlemiş sayacaksın tamam mı kendine? Yani zaman zaman doldu işaretlemiş say. Ona göre e, ve buradan da yaptıklarımıza göre doğru sayısını çıkaran bir deneme gibi düşünün arkadaşlar. Yani şu anda bir deneme yapıyoruz mesela. Ona göre hadi bakalım. Yaparsın sen. Son sahneden arkadaşlar şu anda zamanımız doldu. Kaldırın ama arkadaşlar bu sefer lütfen yani emin olan arkadaşımız kaldırırsa hocam sıkıntı yok ya yani ben yaptım doğru diyen arkadaşımızı istiyoruz. Hadi bakalım. Kimi kaldıralım arkadaşlar? Şu anda Evet, şu anda bakıyorum arkadaşlar. Bir arkadaşımız şey yapmış. Birisi öyle. Mesela hadi birini kaldıralım. Şu an Yağmur diye bir arkadaşımız var. O hani yaptığı gibi sanki. Bir bakayım ama arkadaşlar. Yağmur bir dakika. Yağmur orada mısın şu an? Buradayım hocam. Evet. Ne buldun Yağmur? Söyle bakalım. Hocam ben Bursa buldum. Bursa buldum diyorsun. Hadi bakalım. İnşallah doğrudur Yağmur. Açıyorum. Emin miyiz Yağmur? Yani doğru mu sence? Eminim. Oo, hadi bakalım Yağmur kendinden emin. Eminim dedi. Hadi bakalım arkadaşlar cevap açıyorum. Hazır mısınız? Ekran başındakiler umarım siz de doğru yapmışsınızdır. Ve arkadaşlar doğru cevap Bursa. işte bu. Helal olsun. Arkadaşlar tebrik ediyoruz. En başta Yağmur ve diğer arkadaşlarımızı doğru yaptılar. Hey şükür doğru cevap geldi arkadaşlar ya. İşte bu ya. Böyle yapmamız lazım. Şimdi bakın diyor ki baba Veli dedem şu an kaç yaşındadır diye sormuş. Yani baba Veli dedem şu an kaç yaşındadır? Babasına soru soruyor. E, ee, Ali'nin yukarıdaki sorusuna babasının yanıtı. Babasının yanıt vermiş. Senin yaşının asal çarpanların toplamı ile benim yaşımın pozitif bölenlerinin sayısının çarpımı dediğinin şimdiki yaşına eşittir. Tamam. Ali ve babası 36 yaşında olduğunda veli dedi. Şu an kaç yaşında da demiş. Şimdi arkadaşlar burada bir, bir, kere dikkat edeceğim şey şu. Bakın bu artık sadece birinci dönem konulara çıkacağından dolayı böyle ayrıntılı sorular gelebilir. Yani demedi demeyin. Hani Ahmet Hoca sonra dedi dersiniz. Ee, mesela asal çarpanların toplamı diyor bakın arkadaşlar. Şimdi burada asal çarpanlarını biz ne alacağız arkadaşlar? Sadece şey alacağız. Bir defa alacağız tamam mı? Bu bir. Bunu bilmeyen arkadaşlarımız varsa aman ha, öğrensinler. Ya sadece bir alınır. alın. Mesela ben burada bir kazanım olarak da söyleyeyim. Mesela 16'nın kaç tane asal çarpanı var? Mesela 16'nın kaç tane asal çarpanı var? Asal çarpanı var. Abi bunun bir tane asal çarpanı var. Neden hocam? 16 çünkü 2 üzeri 4. 4 tane 2'nin çarpımı. Ben bir tanesini alacağım. Anlatabildim mi? Asal çarpan deyince bir tane alınır. Şimdi o zaman bakalım. Senin yaşının asal çarpanla toplamı. Adi zaten 10'du arkadaşlar. şunu sileyim ben. Hani kafamız karışmasın isterseniz. şunu ben bir, ya da silmeyeyim de dursun başka ne? Hani şunu not almak isteyen arkadaşımız varsa alsın. Bir tane olacak. Şimdi 10 arkadaşlar. Onu hemen bölüyoruz. 1'e 10 arkadaşlar. 2'ye 5. Asallar bunlar. Zaten birer tane var. Asal çarpanın toplamı dedi. 2 ile 5'i topladık. 7. Bu güzel. E, ne diyor? Benim yaşımın pozitif bölenlerinin sayısını çarpar. Bakın bunlara da alışkın olalım. Pozitif bölenleri, mesela pozitif bölenleri ne demek arkadaşlar? Sıfır olmayacak. Sıfır pozitif değil. Diğerlerinin mesela olacak arkadaşlar. Ya da bölenleri de diyebilir mesela sadece. Hemen arkadaşlar 36'nın, 36, 36 di babası. 36'nın bölenlerine bakalım. 1'e 36. 2 arkadaşlar 18, 3'e 12, 4'e 9, 6'ya 6. Ha arkadaşlar söylemeyi unuttum. Bu bölenlerde de bir tane alınır. Onu da unutmayın. Mesela 6'dan 2 tane var ya bir tanesini alacaksın. Bu da önemli arkadaşlar. Yani hem asal çarpanından hem bölenlerde aynı şey yapıyoruz. Pozitif böleninin sayısının çarpım diyor. Arkadaşlar bakın şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane arkadaşlar böleni var. 9 6 saymadım dikkat et 9 tane böleni var. 9 tane böleni. 7 çarpı 9'dan 63 yaptı arkadaşlar doğru cevap geldi. Bunda da dikkat edelim. LGS'de gelebilir bu tarz sorular diyoruz. Ve hemen diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Gayet güzel şu anda arkadaşlarımız iyi yapıyorlar. Hadi bakalım. Şimdi sayfa 25'te güzel bir soru var arkadaşlar. Görsel algı ile ilgili çok güzel bir soru. Bakalım bu soruyu kim yapacak? LGS'de de gerçekten böyle dikdörtgenli alanlı arkadaşlar sorular çok geliyor. O yüzden ben bu soruyu özellikle seçtim. Arkadaşlarımız hani yapsınlar yararlı olsun diyerekten hazırsan şu anda iki dakika başladı. Hadi bakalım. Ekran başındaki arkadaşlarımız da yapıyorlar. Bakalım ne olacak. Yorulmuşum arkadaşlar ya. Eh, Konuşu konuşa biraz susayım. Doğru. Evet. Son bir dakikaya giriyoruz. Ve arkadaşlar şu an 26 kişi ben yaptım diyor. 100 kişiden. Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar şu anda 35 kişi yaptı çok güzel Neredeyse 40 olacak yani. Son 10 saniye burada. Ekran başındaki arkadaşlarımız son işaretlerini yapsınlar. Diğer arkadaşlarımız son işaretlerini yapsınlar. Bakalım kim doğru yapacak. Şu anda evet, süremiz doldu. Hemen kaldıralım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bunda da doğru cevap istiyoruz. Ona göre ya hocam benim kesin doğru diyenler e, parmak kaldıysa seviniriz. Yani yanlış yapmayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hocam bir kesin doğru. Sıkıntı yok diyen var mı aramızda? Evet. Mesela bir arkadaşımızı gördüm şu anda. İsmi de yabancı geldi. Ona bir bakalım. Böyle şöyle yapmış arkadaşlar. Ee, ama bilmiyorum bir doğru mu? Şu anda çekti. Herhalde emin değil ama. Hadi ben gene bir kaldırayım. Raife Demirok. Evet. Orada mıyız Raife? Şu an siz e... Evet. Evet. Raife e... ne buldun? Beşlik. Değişik. şıkkı. Emin miyiz peki? Ne diyorsun? Ya. Denizli diyorsun. Tamam Rafi. Hadi bakalım. Bursa. Dur bir. D mi Bursa mı? Bir dakika. Değiştirdi arkadaşımız. Rafi dur. D Bursa. Bursa mı? Denizli'yi de Bursa mı yaptın? Evet. Tamam. Yo. Ya, tamam. Direkt Bursa demiştim. Ha, direkt Bursa mı dedin? Ben dedin. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşımız Bursa dedi. Arkadaşlar açıyoruz. Hazırsanız cevabı. Ekran başındakiler sizler de yaptınız. Bekliyorsunuz zannedersem. Ve arkadaşlar doğru cevap Bursa işte bu çok güzel arkadaşlar şu anda kötü başladık ama iyi gidiyoruz şu anda son iki soruyu iyi yaptık helal olsun gayet güzel Hemen arkadaşlar çözümü yapıyorum şimdi bakın <laughs> burada zaten bize bilgi de vermiş bakın burada arkadaşlar diktör kendi sorularda karede sorularda bir kere şunu bilelim hani alanı 80 santimetre kare demiş ya arkadaşlar biliyorsun alan en de boyun çarpımıdır ve artık senin şunu bilmen lazım bak LGS'ye girmeden önce 80'in çarpanları bu dikdörtgenin veya arkadaşlar karenin yani neyse o e, yani dikdörtgen diyelim arkadaşlar karenin zaten aynı oluyor da dikdörtgen uzun ve kısa kenarıdır arkadaşlar. 1'e 80, 2'ye 40, 4'e 20, 5'e 16, e, 6 olmuyor 7 olmuyor 8 oluyor değil mi arkadaşlar 8'e 10 başka oluyor mu olmuyor. Bir kere arkadaşlar birisi uzun kenar birisi kısa kenar bak bu çok önemli mesela diyelim ki. Bu dikdörtgenin arkadaşlar kısa kenar bir, uzun kenar 80. Fakat bize diyor ki devhayı bu diktör, de, kenar uzun kısa kenar cinsinden tam sayı olan eş diyor. İki dikdörtgeni ayırdıktan sonra bakın eş olarak ayırıyorsa bu ne demek arkadaşlar? Demek ki bunun kenarları hani kenarları arkadaşlar birisi ikiye bölünecek. Tabi burada hani e, biz hani görseli takılma deriz. Hani LGS'de böyle bir şey olmaz da. Yani şu uzun kenar mı kısa kenar mı tam bilemeyebiliriz. Yani belki burası uzun burası kısa olabilir. Yani anlatabildim mi? Ama biz <laughs> derime yayılımı olarak şöyle yaparız. Ya hadi burası 80 olsun burası 1 olsun. Pek biraz şey gibi gözüküyor ama hani e, arkadaşlar mesela bu ikisi 40-40 olabilir. Ama genelde pek olmaz. Zannedersen burası 80 burası 1 olacak. Mesela bir ikiye bölünmez arkadaşlar. Şunu mesela bu dikdörtgen bu olamaz bence. Yani bana sorarsanız. Ama mesela bu burası 40, Tamam mı? Burası 40. Burası 2 olursa arkadaşlar 2 eşlik dörkünü böldük. 1-1 olur. Bakın o zaman şuralar 1 olmak zorunda. Buralar 1 olmak zorunda. Zaten bunun kenarında e, hani 1-1 olur arkadaşlar. Alanı 1-1 çarpımı 1. Çarpma, bir. Şıklarda var mı? 1 yok. Ama mesela olsaydı arkadaşlar böyle yapabilirdik mesela. Anlatabildim mi? Bunu da eledik sanki. 4 ile 20'ye bakalım. Mesela 4'ü deneyelim arkadaşlar şu anda. Mesela 4'ü yapıyorum. Yani 4 ile 20'yi şöyle yapıyoruz. Uzun kenar 20 olsun diyelim. Yani şurası 20 olsun arkadaşlar. E, burası da kaç olsun? 4 olsun. Bakın burası 4 olursa 2'ye böldük arkadaşlar. Şu 4'ü 2'ye böldük. Ne oldu bu? 2 2 oldu değil mi arkadaşlar? Mesela o zaman burası 2. Burası da 2 olabilir. Çünkü ben bunu böyle bir böyle yerleştirdim, bir böyle yerleştirdim. Üst üste geldi. Burası 2, 2, burası 2 oldu. Şöyle yeşille yazayım isterseniz. Burası tam okunmadı. Burası 2, burası 2. 2 çarpı 2. Bakın 4 geldi. Demek ki bu 4 olabilir. Bakın şu an çizgi attım. Yani alanı 4 olabilir. Bu cepte şu anda başka ne olabilir arkadaşlar? Mesela yani 20'yi şu anda bir denemeyelim dursun. 5'te 16 mesela. Yani 16 uzun kenar 5 kısa kenar arkadaşlar olmaz gibi tam bölünmez. Hadi 5'i de eledim. 8'e 10'a bakalım mesela. Yani 8 e 10 birbirine yakın olabilir mesela arkadaşlar. Bunu şurada göstereyim ben size. Mesela bizim dikdörtgenimiz şöyle olsaydı. Şurası 8. Şurası 10 olsaydı arkadaşlar. 8'i 2'ye bölüyorum bakın ben. Bakın şu anda 2'ye bölüyorum ben bunu. Böldüm. Bakın burası 4, burası 4 oldu. 4-4 olsaydı şöyle şöyle birleştirdiğim zaman hani burası 4 bakın şurası 4 şurası da 4 olmaz mıydı? O zaman bizim kenarımız hani e, burası 4 burası 4 olur 4 kere 4 16 olurdu doğru mu? E, bakın şurada gitti şu anda bu da gitti. En son bir bakalım başka ne olabilir? Bir de şöyle olabilir hani <laughs> baktığımız zaman hani sanki burası uzun burası kısa kenar gibi olmuş gibi düşünebiliriz. Yani şöyle olabilir yani burası e, arkadaşlar hani. Ee, yani şöyle diyeyim ben burası 10 burası 8 gibi hani düşünebilir yani burası uzun gibi oldu da e, önemli değil şurası 5 5 bölebilir değil mi yani sanki şurası 10 gibi düşünelim ya da isterseniz şöyle, şöyle yapayım şuradan daha iyi hani görürsünüz bakın şöyle yani şöyle de düşünebiliriz biz hemen şuradan yapıyorum bakın ee, burası 10 olsun burası 8 yani şöyle diyebilirsiniz, hocam burası uzun gibi ama hani görsele takılmayalım arkadaşlar Burası 8 son gibi yaparsak 2'ye böldük. 5 5 oldu buralar. Bakın 5 5 olunca buralar oluyor. Mesela sen buraya 5 desen, buraya 5 desen, 5 kere 5 inmiş. Bak bu da gitti. O yüzden Bursa arkadaşlar kaldı. Olamaz. Bursa olacak. Hani bu da görsel algı olarak güzel bir soru. Ee, diyorum, geçiyorum. Hadi bakalım. Artık arkadaşlar diğer sorumuza geçtik. Hadi bakalım hazırsak bu soruyu bakalım arkadaşlarımız yapabilecekler mi? Hemen bakalım. Ger gerçekten güzel bir soru. Sayfa 26'da 7. soruyu açıyoruz. 8. sorular konuşuyor. Hemen dakikayı başlatıyorum. Bakalım bunu 2 dakikada kimler yapacak? Gerçekten güzel bir soru. Evet. Şu an bekliyoruz. Bir buçuk dakikaya arkadaşlar yaklaşıyor süre. Hadi bakalım. Yaparsınız arkadaşlar siz. Evet. Aferin size hadi bakalım. Şu anda bir dakika 10 saniye kaldı. Parmak kaldıranlara bir bakayım arkadaşlar. 17-18 oldu arkadaşlar. Helal olsun. Bence güzel şu anda. Yani bu soru çok da kolay bir soru değil. 20 olur mu acaba? Bakalım. Şu anda 100 kişi var. 100 kişiden 20 yapan olur mu? Evet. Son arkadaşlar. 40 saniyeye geldik. Hadi bakalım. 20 oldu arkadaşlar. Helal olsun. Ekran başındakiler siz ne yapıyorsunuz? Son 30 saniyeniz. Hadi bakalım. Evet. Son 10 saniye arkadaşlar. 24 kişi kaldırdı. Hadi bakalım doğru cevap gelecek mi? Tam bilemedim. Ee, bakalım. Gerçekten eriyici bir soru bu. Mesela birinci dönem arkadaşlar konulara çıkacağından dolayı böyle arkadaşlar böyle ayırt edici soru gelebilir. Mesela bu o sorulardan bence bir tanesi. Bakalım hocam ben iddialıyım. Doğru yaptım diyen varsa hemen kaldıralım. Kim var arkadaşlar? Hemen bakıyorum. Mesela şu an bir arkadaşımızı gördüm. Sanki o onu kaldırdık mı bilmiyorum ama şöyle kaldırmadıklarımızdan bakalım. Ha, mesela kimi kaldırmadık arkadaşlar? Şöyle bakıyoruz. Ee, mesela şeyi kaldırmadık herhalde. Esnina Melisa diyor. Sanki hiç duymadım. Melisa duydun mu? Esnina duymadım. Bir bakalım arkadaşlarımız orada mı? Esnina orada mısın? Buradayım hocam. Evet ne buldun? Söyle bakalım. Hocam ben A buldum. A buldum diyorsun. Hemen bakıyoruz Esna e, doğru mu? Arkadaşımız e, A buldum diyor. Ee, arkadaşlar bunun cevabını ha, ben <laughs> yazmıştım. A değil ya. E, ee, Esna arkadaşımız A buldum dedi. Bunun cevabı arkadaşlar C -han. Olacak. Şimdi çözeyim ben. Gerçekten güzel bir soru. Yani çoğu kişi yanlış yapmış olabilir. Görmediğinizden dolayı ama bu soruyu iyi not alın arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burada böyle birkaç püf nokta var. Onu göstereceğim. Şimdi bakın işte 30 ve 36 olarak verilmiş. Bakın şuradaki iki madde çok önemli. Bunları yazın arkadaşlar. Bu böyle ayet edici olarak gelebilir. Bakın birinde diyor ki öğrencisine Ali diyor elde edeceği karelerin diyor birbirine eş olma şartı aramaksızın en az sayıda kare elde etmiştir. Yani bize bir dikdörtgen verildi. Ben onu eş parçalara ayırmayacağım. Yani bakın eş olma şartı aramaksızın diyor. Yani İlla eş olmasına gerek yok. En az sayıda kare elde edecek. Veri arkadaşlar dikkat et veri elde edeceği kareler birbirine eş olacak şekilde en az sayıda kare elde edecek. Yani içinde eş parçalar ayrılması lazım. Biz zaten genelde hep şunu gördük değil mi arkadaşlar? EBOB'da hep böyle yaptık hatırlarsanız. Hep böyle birbirine eş parçalar, ayrıca en az kaç parça olur ama yukarıdakini pek göstermezler. Yani pek böyle gören kişi sayısı azdır arkadaşlar ama iyi ki bu ders aldınız göreceksiniz. Dolayısıyla bu da önemli. <laughs> Bize diyor ki bunun göre verinin elde edeceği kare sayısı, verinin elde edeceği kare sayısı Ali'nin diyor Ali'ye kare sayısından kaç fazladır diyor. Şimdi önce isterseniz kolaydan başlayalım arkadaşlar. Değil mi? Ben severim yani kolaydan başlayalım. V'nin elde edeceği sayıyı bu, bu, buluyoruz bunu biliyoruz. Yani nasıl yaparız? Hepsi <laughs> birbirine eş olacağından dolayı parçalar. 36 ile 30'un ebobunu buluyorduk hatırlarsan. Bunun ebobunu buluyorduk. Bunun da ebobu 6 oluyordu biliyorsun. 6 santim. Yani biz bunları böldüğümüz zaman arkadaşlar bakın şöyle şöyle böldüğümüz zaman 6 6 böleceğiz. Bakın buradan 6 6 böleceğiz. Efendime söyleyeyim buradan 6 6 böleceğiz. Buradaki kare sayısını bulacağız. Bunu da arkadaşlar bulmanın birkaç yöntemi vardı. Ben şimdi ikisini de size yazacağım. Tamam mı? Ee, i̇kisinden de yapabilirsin. Birincisi şuydu arkadaşlar. <laughs> parça sayısını bulmak istiyorsan birinci yöntem şu yapabilirsin. Ee, bu dikdörtgen yani dikdörtgenin uzun kenarını yani 36'yı EBOB'a bölersin 6 çarpı kısa kenarını arkadaşlar 30'u EBOB'a bölersin 6 çarparsın ikisini. Yani 6 çarpı 5 30. Bakın buradan 30'u parça çıktı. Hani bunu neden yapıyorsun? Şimdi buna böldüğün zaman burada sayı buluyorsun. Bunu buna böldüğün zaman buradaki sayı buluyorsun. çarptığın zaman arkadaşlar hepsi gidiyor. Bir de arkadaşlar şöyle yaparsın. Diğer bir ikinci yol var. İkinci yolu göstereyim. Hani matematikte biliyorsunuz birden fazla yol var. Ee, bu da aslında benim sevdiğim yollardan bir tanesi. Bu birinci yol. Yani matematiğin böyle sevdiğim taraflarından bir tanesi. Bakın ikinci yolda büyük şeklin diyoruz biz buna büyük şekil. Büyük şeklin alanı 36 çarpı 30'dur. Eğer sen büyük şeklin alanına böyle küçük küçük şekiller varsa eşler küçük şekillerin bir tanesinin alanına bölersen bir tanesinin alanında biliyorsun 6'ya 6 oluyor arkadaşlar kare ya bölersen parça sayısını bulursun. Buradan zaten aynı şey geliyor bakın 5 bakın 6 oldu 6 kere 5 30 geldi yani her türlü biz bunu 30 bulduk ama burada bizim şeyi bulmamız biraz zor oldu değil mi arkadaşlar Ali'nin bulmak biraz zorlaştı bakın şimdi bakın Ali'nin ben arkadaşlar size şöyle göstereyim buraya tekrar çiziyorum bak Ali burada ne yapacak biliyor musunuz şimdi bu tarz sorularda eğer size böyle hani eş kare parça olmaksızın en az kare sayısını sorarsa senin yapman gereken şey şu zaten mantık olarak da odur arkadaşlar ben buradaki en büyük kareyi kısa kenardan hep bulacağım tamam mı yani ben burada mesela kare elde edeceğim kısa kenardan elde ederim arkadaşlar. Mesela kısa kenar şurası mesela olsun. Mesela burası 30 olsun bakın. Burası da 30 arkadaşlar. Burası 30. Ben mesela bir tane kare elde ettim. Hani eş alamıyorum ya parça. Eş alamadığından dolayı ben bir tane kare bu olsun dedim. 30 buraya arkadaşlar 6 kaldı. Burası da 30 oldu. Şimdi bakın burası dikdörtgen. Bu benim birinci karem arkadaşlar. Bak buraya 1 yazdım sen gör diye. Bu benim birinci karem oldu. Yani diğer kareler nasıl olacak peki? Burası kısa kenarı 6. E mecbur ben 6-6 gideceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bakın 6-6 gidiyorum şu anda. Ee, ve 36'ya da Allah'tan bölünüyor. Hani 36'ya bölünüyor. Mesela 6 gittim. Mesela bakın şu bir kare oldu. Kısa kenardan gittim ya. Şu da bir kare arkadaşlar. 6 tabii bunlar şimdi hepsi birbirine eşit olmayacak da. Biraz şöyle yapayım arkadaşlar. Şu bir 6 bu da bir 6. Hani bunlar kareye benzemiyor da kare gibi düşün. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Yani bunların hepsi bir kare oldu birbirine eşit. Dolayısıyla bunları da arkadaşlar yaptığım zaman bakın bu benim birinci karemdi. Bakın ikinci kare, üçüncü kare, dördüncü kare, beşinci kare, bakın altıncı kare oldu. Yani burada toplam arkadaşlar altı tane kare var. Ee, Ali de altı kare elde etti. Altı kare. Ee, Veri Veli de otuz kare elde etmişti. Otuzdan altı çıkarırsan cevap 24 kare arkadaşlar. Ne oldu? Oluştu. Diyebiliriz. Yani böyle bir soruda gelebilir. Aklında olsun. Eş parça olmaksa bu biraz ters köşe yapma sorusu. Yani sana ters, ters köşe yaptırmaya çalışıyor. Ne, yap, ne yapacaksın? Çok basit. E, eş anlamıyorsa kısa kenar üzerinden hep böleceksin. Kısa kenardan bölersen her zaman en büyük elde edersin. Unutma. Tamam mı? O yüzden kısa kenardan yapman yeterli diyoruz. Ve arkadaşlar burada dersimizi bitiriyoruz. Gerçekten bence güzel oldu arkadaşlar. E, sürede tuttuk. bir DGS'ye benzer arkadaşlar bir soru oldu. Hani güzel oldu. Hemen ödevimizi verip arkadaşlar bitirelim. Bayağı bir yeni nesil soru çözdük. Bilmiyorum kaç tane çözdük ama Arkadaşlar 8. sınıf sorular konuşuyor. Kitabından 16'ına 27'ye kadar çarpanlar katları bitiriyoruz abi. E, bütün soruları çözüyoruz. Günlük 40 sorunun altına düşmüyorsun. Unutma 20 sayfa kitap okursan seviniriz arkadaşlar. Yeni nesil soruları çözme alanı önemli. Bu videoyu beğendiysen, hoşuna gittiyse, devamını istiyorsan, abone olsan bizi çok sevinirsin Teşekkür ederiz. Onun dışında ücretsiz derslerimize nereden katılacaksın? Ahmet İnan'la öğreniyorum. Instagram sayfasını takip et. Oradan katılabilirsin. Hepinize sevgiler, saygılar. Haftaya görüşmek üzere.